Mahkeme kara para aklama suçlamasıyla 9,5 aydır tutuklu olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Karardan saatler sonra Dilan Polat cezaevinden çıktı. Polat'ı ailesi ve sevenleri bekliyordu. Gözyaşları içinde karşıladılar. O anlara ve bundan sonra yaşanacak sürecin detaylarına bakalım şimdi. Dilan Polat 9,5 ay sonra görüş günü tahliye oldu. Cezaevinde dakikalar önce onunla görüşen yakınları bu kez onu kapının önünde coşkuyla karşıladı. Dilan Polat'ın ailesiyle kavuştuğu anlarda sevinç gözyaşları sel olup aktı. Engin, bana plan kuruyorlar. Git. Şaşalı hayatı ve yaptığı paylaşımlarla tanınan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 1 Kasım 2023'te başlayan ve İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Kara para aklamakla suçlanıyorlardı. Yapılmak istenen şey tamamıyla bizi bitirmek. Mahkeme 5 Kasım 2023'te Polatların tutuklu yargılanmasına karar verdi. Çiftin tüm mal varlığına el konuldu. Faaliyette olan 27 şirkete de kayyum atandı. Enerji! Dava süreci en az Dilan Polat'ın şaşalı hayatı kadar hareketliydi. Yeni suçlamalar da yapıldı Polat çiftine. Allah kalmak bana gelecek. Komşularıyla ettikleri kavgadan mekan kurşunlatmaya kadar pek çok dava açıldı haklarında. O davalarda da taraflar şikayetlerini geri çekince düştü. Kardeşi Sıla Doğu da kısa süre sonra tahliye oldu. Avukatları pek çok kez Dilan Polat'ın da tahliyesini istedi. Mahkeme her seferinde bu talebi reddetti. Karara sinirlenip cezaevinde öfke nöbeti geçiren Dilan Polat intihar girişiminde bulundu ve kendine zarar verdi. Şimdi biraz daha iyiyim, gideceğim. Hastaneye rapor alacağım. Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaldı o süreçte. Taburcu olduktan sonra tekrar hapishaneye döndü. Dilan Hanım, geçmiş olsun. Bir şey söyleyecek misiniz? Engin Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın son raporu Dilan Polat için yeni bir tahliye umudu doğurmuştu. Avukatları 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuksuz yargılama için başvurdu. İlk başvuru reddedildi ama Polat'ı sevindiren haber bir sonraki başvuruda geldi. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ve beklediği oldu Dilan Polat'ın. MASAK raporunu inceleyen mahkeme tahliyesine karar verdi. O karardan dakikalar önce Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun ve annesi Şükran Polat, Dilan Polat'la görüşmüştü. Arkadaşlar, biz şimdi Dilan'ın görüşünden çıkmıştık. Haber geldi. Dilan geri dönüyoruz. O kadar mutluyuz ki size anlatamam. İkisi de haberi alır almaz bu videoyu paylaştılar ve Silivri cezaevine geri döndüler. Bir insanla bu kadar her koldan uğraşılmaz. Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da kapalı görüş sonrası aldı haberi. Çok mutluyum. Ben de bugün tahliye oldum. Benim için de bugün tahliye günü. Mutluluğumun tarifi yok. Ve bekleyiş bitti. Dilan Polat cezaevinin çıkış kapısına minibüsle getirildi. Heyecan doruktaydı. Sonrasında bu kareler geçti kayda. Dilan Hanım! Dilan Hanım! Dilan Hanım! Yakınlarının ve kendinin sevinci çok büyüktü. Dilan Polat araca binip oradan uzaklaştı. Evine 9,5 aydır hasret kaldığı çocuklarının yanına gitti. Dilan Hanım! Dilan Hanım, birkaç gün alabilir miyiz? Peki bundan sonra Dilan Polat için süreç nasıl işleyecek? Bulmuşlar yolunu Dilan Polat de. Yürü! Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 şüpheli 4, 5, 6 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak. Polat bu süreçte adli kontrol şartlarına uymazsa cezaevine geri dönecek. Mahkemenin Polat'ın tekrar tutuklu yargılanmasını isteme ihtimali de var. Siz izleyip eriyeceksiniz.